Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Bazen motive hissedemiyoruz, enerjimiz düşük oluyor. Bazen ders çalışmak istemiyoruz, hatta okula bile gidesimiz olmuyor. İşte arkadaşlar, tüm bu duygu durumlarını ortadan kaldırabilmek için yapmamız gereken bazı şeyler var. Şimdi bunları 5 madde halinde sizlere sıralayacağım. Haydi bakalım, başlıyoruz. Evet arkadaşlar, güzel bir gelecek bize güzellikler getirir ve güzeli hayal etmek, geleceği hayal etmek ve oraya giden yolda bazı hedefler koyarak bu istasyonları geride bırakmak hayat yolculuğumuzda bazı adımları atmamızı sağlar ve bizler daha motive hissedebilir, daha başarılı olabilir, kendimize ve çevremize olumlu katkılar sunabiliriz. Öncelikle arkadaşlar, bazı şeyleri hayal etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi güzel bir üniversite. Eğer şimdi içerisinde bulunduğumuz zaman diliminde sorumluluklarımızı hatırlar, neden ders çalışıyoruz, bunun bilincinde olabilirsek ders çalışma süreçlerimiz, yaptığımız çalışmalar biraz daha anlam kazanabilir. Bu yazılı notlarımıza yansır, girdiğimiz denemelerin netlerine yansır ve çalışmamız bir anlam bulur arkadaşlar. Bunları sıklıkla göz önüne getirebilen arkadaşlar çalışma dönemlerinde daha motive hissedebiliyorlar. Eğer şimdi kısa ve orta vadeli hedeflerimizde güzel bir üniversite hayali kurarsak, oradaki arkadaşlık ortamlarını hayal edersek, orada geçireceğimiz eğlenceli vakitleri, bunun yanında kendimizi geliştireceğimiz akademik çalışmaları ve bunların hepsini harmanlanmış bir şekilde düşünür, hayal edersek çalışmalarımız bizi heyecanlandırmaya başlar. Çünkü iyi bir üniversite iyi bir gelecek demek ve oraya giderken hem akademik anlamda hem eğlence anlamında kendimizi geliştireceğiz demek, bunları hayal edersek şimdiden doğru yoldayız demektir. Evet arkadaşlar, şimdiki çalışmalarımızın anlam bulması için bir sonra aslında kurmamız gereken hayal ve bir sonraki odaklanmamız gereken yerse güzel bir meslek. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda birçok arkadaşımız hayallerini ve hedeflerini belirledi ama bununla birlikte henüz bu konuda net bir adım atamayanlar var. Henüz kafası karışık, araştırma içerisindeler ve bu arkadaşlarımız da henüz lise bitimine kadar zamana sahipler. Şimdiden yavaş yavaş yönelimlerini gerçekleştirecekler, alanlarını seçecekler ve bunların sonrasında da meslek ihtimallerini aza indirecekler ve sonrasında da tabii ki istedikleri mesleği elde etmek için sınava girip üniversiteyi okuyacaklar. Arkadaşlar, bu sürecin bitiminde ise bizler o mesleğe sahip olacağız ve tabii ki herkesin istediği gibi sizlerin de bunu istediğini biliyorum. Bizler içerisinde bulunduğumuz meslekte eğer başarılı olabilirsek hem maddi hem de manevi anlamda kendimizi daha motive hissedeceğiz. İşte o başarıya giden yolda iyi bir avukat, iyi bir dişçi, iyi bir doktor, iyi bir mühendis olabilmek sadece doktor, mühendis, avukat, dişçi olmaktan çok daha iyi olabilir. Bunun hayalini şimdiden iyi bir şekilde kurarsanız, kurgulayabilirseniz çalışmalarınız çok daha iyi bir şekilde anlam kazanabilir. Evet arkadaşlar, bir sonraki maddemiz tabii ki yine bunlarla ilintili bir şey. Sizler eğer bu adımları sağlıklı bir şekilde atabilirseniz kendinize maddi ve manevi anlamda avantajlar sunabilirsiniz söylemiştik. Şimdi bunu yaparsanız aynı zamanda ailenize, yakın çevrenize de olumlu etkiler oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir düşünün. Sizler bir akrabanıza, bir arkadaşınıza veya ailenize imkanlar sunabiliyorsunuz. Belki de onların hayallerini gerçekleştirmeye fırsat sağlayabiliyorsunuz. Bu imkanları sizler yaratabiliyorsunuz. İşte bu sorumluluk duygusu, işte verdiğiniz emeklerin sonucunda bunları elde edebilip bunları yapma gücünü hissedebilmeniz sizleri bambaşka bir kişi yapar. Bence şimdiden bunları hayal edebilmek insanlara oldukça fazla güç veriyor ve bu güç de eminim hepinizi motive edecektir. Henüz bunu yapmamış olan arkadaşlar varsa lütfen bu duyguyu en az bir kere tatmak için şöyle güzelce bir hayal kurun. Özellikle bu video bittikten sonra şöyle koltuğunuza gerçekten bir oturmalı ve gelecekle ilgili ben neredeyim, neler yapıyorum ve neleri nasıl yapacağım, nerede olacağım, şunları güzelce bir hayal ederseniz ve sonrasında da ders çalışmayı denerseniz bu sizin için çok etkili olacak. Hatta çok da eğlenceli olacak. Şimdiden garanti etmiş olayım. Evet sevgili arkadaşlar, sizi okulun içerisinde tutacak. Oraya daha iyi sarılmanızı sağlayacak. Derslerinizde, hayatınızda daha başarılı olmanızı henüz 10. sınıfta sağlayacak şeylerden bir tanesi de gelecekteki kendinizin nasıl bir olacağını az çok tahmin etmeniz. Evet, iyi bir meslek, iyi bir üniversite, bunları hep konuştuk ama bir de siz gelecekte nasıl olacaksınız? Bence bunları da şöyle bir kağıda yazarsanız çok güzel olur. 10 yıl sonraki ben diye aslında bir not tutarsanız ve bu notlarınızı 10 yıl sonra hatırlamak üzere bir yere kaldırırsanız, 10 yıl sonra onların kaçına ulaştığınız bunlara bakmak için bu notu şimdiden hazırlarsanız, bir kitabın arasına koyarsanız sizin için çok eğlenceli bir aktivite olabilir. 10 yıl sonraki kendinizi nasıl hayal etmek istiyorsanız bunu zihninizde şimdiden fısıldamış olursunuz. Ve 10 yıl boyunca belki bu kağıdı yazdığınızı bile unutacaksınız. Gün gelecek, tesadüfen belki ona ulaşacaksınız ve o güne kadar neleri başardığınızı, neyin ne kadar gerisinde kaldığınızı veya ne kadar üste çıktığınızı güzelce görebilirsiniz. Şimdiden bunları bilinçaltımıza söylemekte fayda var.
Çünkü bu ve bu tarz aktiviteler, yani neyle meşgul olursak, neyi hedefler, zihnimize neyi fısıldarsak, bir süre sonra bedenimiz, zihnimiz tamamen onları yapma eğiliminde oluyor ve bizler de ister istemez ilgi alanlarımızı, uğraşlarımızı tamamen buralara yöneltiyoruz. Bu yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Yıllar sonraki kendimize eğer nasıl olmak istiyorsak belli alanlarda kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Sanatta, sporda, müzikte, edebiyatta hangi alanda istiyorsanız o alanda şimdiden ufak ufak yatırımlar yapmalı ve burada kendinizi geliştirmelisiniz. Düşünsenize, bu alanlarda kendinizi geliştirdiğiniz zaman yıllar sonra bulunduğunuz ortamlarda her sohbette söyleyebileceğiniz sıra dışı fikirler, aktaracağınız bilgiler, başarı hikayeleri, deneyimler, bunları insanlara aktarabilirsiniz ve aktardığınız müddetçe de insanlar tarafından kültürüyle, konuşmasıyla, diksiyonuyla, bildikleriyle yön veren ve onları etkileyen insanlar olursunuz. İşte aslında bu insanları etkileme sanatının en önemli basamağı. Ve son olarak arkadaşlar, eğer bunların hepsini düzenli olarak yaptığınızı düşünürsek bir süre sonra şunun da farkına varabilirsiniz. Evet, sizler birlikte şu anda lise sıralarında birçok arkadaşa sahipsiniz ve onlarla birlikte hayat yolculuğunda hızla yetişkin olma yolunda ilerliyorsunuz. Birçok arkadaşımızın başarılı olduğunu, bazılarının sizlerle birlikte hala bu sürece devam ettiğini, bazılarının ise bu noktada birçok başarıyı elde edemediğini görebilirsiniz. Hayat bizim onlara bakış açımızı ve onlarla ilgili yaptığımız seçimlerle ilgili. Bu yüzden bizler seçimlerimizi daima olumlu, daima pozitif tutabilirsek hayat da bizi daima pozitife ve doğruya yöneltir. Evet arkadaşlar, kısaca günümüzü nasıl geçiriyorsak, haftamızı, ayımızı, yılımızı nasıl geçiriyorsak bir sonraki yılımız da tabii ki bir önceki gibi olacak. Eğer sadece eğlenceden, sadece keyif almaktan, sadece tembellikten hoşlanıyorsak bir sonraki yılın bize getireceği şey de aşağı yukarı bunlar. Ama biz sadece kendimizi geliştirmeye odaklanırsak, bunu sadece ders olarak düşünmeyelim. Hangi alan olursa olsun kendimizi geliştirmeye, kendimize ve çevremize bir şey katmaya, olumlu etkiler oluşturmaya odaklanırsak bu bir kar topu gibi. Şimdiden ufak ufak başlar. Hiç de büyük adımlar olmasına gerek yok. Bu küçük adımlarla bunu devam ettirebilir. Üzerine koymaya çalışırsak bir süre sonra bir bakmışız ki o küçük kar topu dev bir kar topuna dönüşmüş ve bizler o benliğimizle, bildiklerimizle kendimize ve çevrelerimize karşı olumlu etkiler oluşturmuş, geleceğin bizini oluşturmuş oluruz. Evet arkadaşlar, sizler de gelecekte nasıl biri olmak istiyorsunuz? Bunları da yorumlara yazarsanız tek tek okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.